Şimdi üçüncü ders. Üçüncü dersimizde kara şimşek işleyeceğiz. Kara Şimşek. Kara Şimşek. Bu isim eski bir filmden geliyor. Konuşan arabadan. Sıralı olarak ledler gördüğünüz gibi. 5, 200 milisaniyede ayarladım. 200 milisaniye. Yani 1 saniyede 1000 milisaniyeye tekabül ediyordu. Yani saniyenin 5'te 1'i oluyor muhtemelen. Şimdi devreyi nasıl kurduk? Geçen önceki dersimizde anlattığımız şekilde dirençleri kullandık. Şimdi birinci videodaki tekli led yakım, tekli led yakım. İkinci videodaki trafik lambası. Üçüncü bu dersteki de kara şimşek. Üçü de aynı. Basit led yakma programlaması da birbirine benziyor. Birinci videoda elemanları tanıdık. İkinci videoda farklı bağlama stillerini öğrendik. Bu videoda da farklı şekillerde nasıl programlayabiliriz? Örneğin burada 6 led kullandım. 6 led yerine ben 20 tane led kullansaydım ne olurdu? 20 tane led kullansaydım, yani 20 tane pin mod mu yazmam lazımdı? 20 tane döngü mü yazmam lazımdı? Hink. Ondan sonra delay, sonra low yapmam lazımdı. Yani bu programı 20 kere yazmak 30 satır burada. Bakalım. 10 tane led'di. O zaman 60 tane. Şimdi Kara Şimşek programını hazırlayacağız. Bu önceki trafik lambasının programıydı. Bunun üzerinde değişiklikler yaparak bunu Kara Şimşek'e hızlıca çevirelim. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar yazmayalım. Kopyala. Evet. Bunu mesela kırmızı 1, kırmızı 2 deriz. Buna da 12 deriz. Sarıyı alırız. Yapıştırırız. Buna da sarı 2 deriz. Atıyorum burada mesela. Oldukça fazla sayıda LED'imiz olsaydı. Kaç tane? 200 taneden bahsedelim bu sefer. Şimdi bunun programını yazmak için dünya kadar satır yazmamız gerekecek. Tanımlamalar yapmamız gerekecek. Yani bunlar aslında 10-15 satırda yazılacak şeylerdir. Bunu da bu videoda göstereceğim. Döngüleri for döngüsünü göstereceğim. Şimdi bu normal döngüsüz olanı, normal elle yazılanı yazdıktan sonra bir hatamız yok herhalde. Şunları da kopyalayamadık. Şimdi yeşili de kopyalayalım. Son olarak bunlar da yeşil 1, yeşil 2 dedik mi program hazır oluyor. Kırmızı. Şunların arasına biraz boşluk bırakayım ki ne oldu, iyice ortaya çıksınlar. Bakalım bakalım. Sarı. Ha, şurayı da ayırıyormuşuz. Tamam. Kırmızı 1, kırmızı 2, kırmızı 1, kırmızı 2, sarı 1, sarı 2, sarı 1, sarı 2. Şimdi yeşil 1, yeşil 1, yeşil 2, yeşil 1, yeşil 2. Şimdi diyelim ben bu programı hazırladım. Size verdim. Verdiğimde de şuraya 13, şuraya 12, şuralar 11 alan serpiştirdim. Sonra size ben bu programı verdiğimde siz farklı bir bağlantı yapacaksanız sadece şurayı değiştirerek yapabilirsiniz. Fakat ben buraya 12, 13, 14 yazarsam burayı da belirtmemiş olacağım için buraları tek tek tutup tek tek değiştireceksiniz. O yüzden ben bu programları bu şekilde videonun açıklama kısmına koyarım.
Şimdi bunu kontrol et de deseydik en başta ya. Lafım da bittiğinde derleme de bitecekti. Şimdi for döngüsünü gösterelim. Şimdi for döngüsü olduğu için bir tane örnek olarak birer tane kalsın elimizde. Hatta bu tanımlamalara da gerek artık yok. Şunu bir indireyim ve döngü for döngüsünü anlatayım. For döngüsü diyor ki bir tane integer tanımla. Ne diye tanımlayalım? A diye bir integer tanımlayalım. Eşittir diyelim. 13. pini seçiyoruz. 13. pini seçtik. Noktalı virgül boşluğumuzu bırakıyoruz. İ'yi eşittir 8. Yani bu büyük eşittir. Büyük eşittir koyduğumuzda ne demiş olduk? Bu sayı 8 ile 13 arasında noktalı virgül i eksi eksi. Yani bunun anlamı birer tane azalt. Şimdi i'yi birer tane azalt. İ mi dedim? Niye i dedim ya? Bir alışkanlık işte. İ 13 dedik, tamam. İ birer azalt. Ne olacak? 13, 12, 11, 10. Yani bir aralık belirtmiş olduk ve bir kural belirtmiş olduk. İ için. Tamam. Ondan sonra bir parantez, süslü parantez. Sonra aç. Nerede bitecekse oraya koy. Kontrol edelim. Çalışmayacak çünkü bunları tanımlamadık. Bunlar artık bir i. Bunlar artık bir i. Şimdi kırmızı diye bir şey olmayınca program otomatikman kırmızı ne diyor? Bunlar i diye tanımladık ve çalıştırdık. Şimdi şu kısımda da 6 tane durdun hayal edin. O kısmı da şimdi siliyoruz. Evet, şimdi şeyi unutmayacağız tabii. Bana parantezleri unutturmayın. Hayda, şu işi bir türlü beceremiyorum ya. Alışkın değilim. Kopyala yapıştıra. Şimdi yapıştır. Integer for dedik. Olmazsa olmaz parantezimizi açıp kapatalım. For döngüsü süslü parantez olmazsa olmazıdır. Şimdi yaptık. Ne dedik? Aynı tanımlamayı yaptık. Kontrol et dediğimizde yine çalışacaktır. Şimdi ben ne dedim? 13 ile 8 arasında da birer azaltarak yap dedim. 13'ten 8'e ine git dedim. Şimdi ben burada da 8'den yukarı çıka git diyeceğim. Şimdi o zaman bu işareti değiştiririm. Bu işareti değiştiririm. Ondan sonra buna da birer birer arttır derim. İyi güzel. Ondan sonra buraya 8'den değil 13. Oops. 13. Yani 8'den 13'e birer birer arttırarak şu aralıkta ol. Yine kontrol edeceğiz. Kontrol ettim. Şimdi ben de bir kontrolümü yapayım. Ne dedik? Yani bir döngü yarattık. Döngüden eminim. Evet, bakın şu aslında bir hatadır. 3 saniye beklet nedir? Bu 200 milisaniye yeterli. Saniyenin 5'te 1'i kadar bekletsem yeterli. Çünkü 3 saniye yavaş. Şimdi bunu Arduino'ya yüklediğimizde çalışacaktır. Şimdi önceki videoda belirttiğim gibi şimdi ne yapacağım? Size if'i de anlatacağım. Yani önünüzde 30 tane LED var diyelim. Çift olanları yakmak istiyorsun. 2, 4, 6, 8 veya tek olanları yakmak istiyorsun. 1, 3, 5, 7 gibi. Bunun için de ikinci bir döngü göstereceğim. If döngü değil aslında. If döngü değil. Eğer demek. Eğer. İleriki videolarda da tekrar göstereceğim için yani anlamak zorunda değilsiniz. İki yoldan birini anlayın yeter. If diyeceksiniz. If ne demek? Anlatmadım. If demek eğer demek. Bir de else var. Değilse. Burada bize if yeterli olacak. If diyeceğiz. I bölü 2 eşittir 0 0 parantezi kapat.
Noktalı virgülü yok bunu. Şimdi kontrol edeyim. Şimdi ne yaptım? Dedim ki çift olan ledleri yak. Ama nasıl dedim? İ'yi tekrar bir tanımlama içine soktum. Ben ne yapmıştım? İ'yi 13 seçtim. Doğru mu? Evet. Burada ne dedim? Aralık belirttim. İ ancak 8'e kadar bir sayıdır dedim. Tamam. İ'yi birer birer azalt dedim. Tamam. İ 2'ye bölündüğünde 0'a eşit olabilir dedim. Olur. Olabilir. Şimdi İ'ye eş... Çünkü bir sayının tek veya çift olduğunu anlamanın yolu 2'ye bölündüğünde 0 olup olmadığıdır. Şu an bu program Arduino'daki ledleri çift olarak çift olan ledleri çift olan led değil de çift olan pinleri çift olan pinlerden kasıt ne? Yorum satırı açıyorum. 12 10 ve 8. pini yakacaktır. Diğer pinleri yakmayacaktır. Video burada bitti.